İrem Hocam hoş geldiniz. Merhabalar İnce Hocam. Öncelikle kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Adım İrem Tepeli. İngilizce öğretmeniyim. Şu an Urfa'da çalışıyorum. Mesleğimin artık 3. yılındayım. Hocam atandınız, şu an görevinizi yapıyorsunuz. Kaç puan aldınız? Sıralamanızı hatırlıyor musunuz? Ben 81 puan almıştım. Sıralamam da alanımda 400 civarlarında. Siz iyi bir puanla iyi bir yere atanmışsınız. Branş bazında sıralamanız da çok iyi. İyi bir çalışmanın karşılığıdır diye düşünüyorum. Peki siz nasıl çalıştınız? Sınava nasıl hazırlandınız? Öncelikle zorlu ve uzun bir süreç. Dershaneye gitmiştim. Alan derslerini alabileceğim herhangi bir ortam yoktu. Daha doğrusu çok yeterli görmedim. Biliyorsunuz alan sınavı çok önemli. Alanım için tek düzenden yararlanmıştım. Dershaneyle beraber götürdüm. Yani canlı derslere katıldım tek düzenden alanımla alakalı. Sonucunda iyi bir şey olduğu sürece o zorluklar daha sonra hissedilmiyor aslında. Sonucunda iyi bir şey elde ettikten sonra. Peki siz tek düzeni nasıl keşfettiniz? İnternette görmüştüm sosyal medyada. Biraz araştırdım dersleriyle beraber. Daha sonra ben canlı derslerin olduğu paketi almıştım. Yani ondan yararlanmıştım. Canlı derslere katılıyordu. Çok çevremde sınav hazırlanan arkadaşım yoktu o zaman için. Dershanedekiler de genelde dershaneden yararlanıyordu. Ben daha çok kendim sosyal medyadan gördüğüm şekilde araştırdım ve o şekilde keşfettim diye. Size nasıl faydası oldu canlı dersleri? Canlı dersler şöyle, zaten hepimiz uygun olan bir zamanda gerçekleşiyordu. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü dershaneye de devam ettiğim için kalan zamanlarda hem kendi çalışmalarımı yürütüyordum hem de canlı derslere katılıyordum. O açıdan yani herkese uyan bir zamanda olması çok önemliydi. Bu çok iyi bir özelliği. Daha sonrasında istediğimiz zaman oraya sorularımızı atıyorduk. Sorularımızı cevaplıyorlardı. Yine derslerde gerçekten çok dolu dolu geçiyordu ve çok iyi yararlandım derslerden. Gerçekten alanında iyi insanlarla çalışmak alan sınavında çok önemli. Dersler çok iyi geçti benim için. Dediğim gibi bana uyan bir saatte olması da ekstraydı benim için. Yani genel olarak süreç çok iyi ilerledi. Peki TEKÜZEM'in rehberlik hizmeti denince aklınıza ne geliyor? Rehberlik hizmetini nasıl buldunuz? TEKÜZEM'in birçok da ücretsiz soru çözüm dersleri vardı. Onlara katıldım. Rehberlik hizmetlerine, derslerine katıldım. TEKÜZEM'in rehberlik hizmetlerinden de verimli bir şekilde yararlandım. Şöyle oldu. Zaten herhangi bir ders çalışmayla ilgili ya da bu program oluşturmayla ilgili sıkıntımız olduğunda ne zaman başvursak size ben her zaman olumlu dönüşler aldım ve gerçekten de çok yararlandığım bir süreç oldu rehberlik açısından da. Çünkü biliyorsunuz zorlu ve uzun bir süreç olduğu için zaman zaman yardıma ihtiyacımız olabiliyor. Yani tıkandığımız yerler oluyor. O konuda rehberlik hizmetlerinin çok faydasını gördüm. Dediğim gibi ara ara olan canlı dersleriniz de oluyordu. Bu şekilde süreci konuştuğunuz, bilgi verdiğiniz. Onlara da mutlaka katılıyordum. Evet, zaten siz aktif öğrencilerden biriydiniz. O yüzden biz seminerlerden de sizi hatırlıyoruz. Aslında hani emek verince başarılı olunabildiğinin kanıtısınız sizler. Buradan izleyen tüm öğrencilerimize de gerçekten motivasyon olmasını çok istiyoruz. Peki sizce TEKÜZEM'in en büyük avantajı neydi? Size en büyük katkısı ne oldu? Online katılabilmek benim için büyük bir avantajdı. Çünkü zaman kısıtlamamız olduğu için bu şekilde kaliteli bir eğitimi bulunduğum yerde alamayacağım için uzaktan olması benim için çok büyük bir artıydı. Videolar yükleniyordu. Katılamadım bazen oluyordu. Katılamadığım derslerin videosunu tekrardan izleyebiliyordum. En büyük katkısı yani istediğim zaman istediğim yerden katılabilmek olmuştu TEKÜZEM'in derslerine. Peki siz sınava hazırlanan diğer öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Neler önerirsiniz? Şöyle öncelikle insanın kendisini bilmesi çok önemli. Yani neyi nasıl çalışabilirim? Nasıl çalışırsam benim için daha iyi olur? Ya da biraz öncelikleri de belirlemek gerekiyor. O yüzden önce kendilerini tanımaları çok önemli. Kendimize inanmak da çok önemli bu süreçte. Çünkü bazen çok yenik düştüğümüz zamanlar oluyor, yorulduğumuz. Acaba bu süreçte bitecek mi dediğimiz zamanlar oluyor. O yüzden kendimize inanmak da önemli. Sürecin sonunda iyi bir şey olacağını bildiğimiz zaman o motivasyon da zaten kendiliğinden geliyor. O yüzden ben biraz sabretmeleri tavsiye ediyorum. İyi bir çalışmayla gerçekten çok güzel bir sonuç alınabiliyor. Kendilerine inanmaları ve asla yılmamaları benim bu süreçte onlara önerebileceğim birkaç şey olabilir. Tercih sonuçları açıklandığı an, tanıdığınızı gördüğünüz an neler hissettiniz? Nasıl bir duygu bunu yaşamak? Gerçekten sürecin sonunda istediğiniz bir şeyi elde etmek çok güzel bir duygu. İnanamıyorsunuz acaba böyle mi sonuçlandı? Gerçek mi diye düşünüyorsunuz ama gerçekten çok güzel bir duygu. Ben
çok duygulanmıştım sonucu gördüğümde. Uzun bir süreç ve bu uzun sürecin sonunda da istediğim bir şeyi elde etmek benim için çok önemliydi. Bir yıl boyunca emek verdiğim bir şeyi elde etmek. O yüzden çok güzel bir duygu. Emeklerin karşılığını almış olmak, başarmış olmak, sonunda hayallere ulaşmış olmak bence de çok güzel bir duygu. Biz de gurur duyduk, gurur duymaya devam ediyoruz. Bu gururu bize yaşattığınız için ayrıca ben de Tek Uzam adına size tekrar teşekkür ediyorum. Peki siz hazırlanan diğer adaylara Tek Uzam'ı tavsiye eder misiniz hocam? Ben tavsiye ederim. Özellikle de zaman konusunda sıkıntısı olanlar için gerçekten çok verimli geçen bir süreç oluyor. İster canlı dersler olsun, ister videolardan izlemiş bile olsalar gerçekten çok verimli değerlendirebilecek bir süreç oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. İyi ki katıldınız. İyi ki bizim öğrencimizdiniz. Şu anda bizi gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Dilerim nice öğrencileriniz de sizi gururlandırır. O başarıyı onlarda siz de görürsünüz. Bir öğretmen için, bir eğitimci için en güzel motivasyon kaynağı bu çünkü. Dediğim gibi emeğinin karşılığını inşallah herkes alır ve çok güzel yerlerde olurlar. Bir an önce öğrencilerine kavuşurlar. Kendinize çok iyi bakın İrem Hocam. Size mesleğinizde başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.